Şimdi beni çok iyi dinleyin. Evlatlarınızın kimlerle görüştüğünü, kimlerle geçtiğini, kimlerle arkadaşlık kurduğuna çok dikkat edin. Çok önemli bir aile. Aileyi çok iyi tanıyorum. Anneyi, babayı, tüm fertleri tanıyorum. Çocuk da çok iyi eğitim almış bir çocuk. Bir kıza aşık oluyor. Bir yıl daha beri görüşüyorlar. Aile baba, bu kız bize uygun değil oğlum diyene kadar çocuk zaten veriyor, harcıyor. Kızın ailesine bakıyor. Kızın altına arabalar alıyor. Velhasıl çocuk olmayacağına karar veriyor. Ayrılma kararı alıyor. Aldığım tüm hediyeler senin olsun. Araba senin olsun. Ben seni artık istemiyorum diyor. Çünkü kız çocuğu aldatıyor. Neyse, kız çocuğu eve çağırıyor. Yiyorlar, içiyorlar. İşte son kez bir arkadaşla görüşelim diyor. Kız duvarları, bardakları fırlatıyor. Kendini yerden yere vuruyor. Darp raporu alıp çocuğu içeri atıyorlar. Çocuk şu anda pistte. Kız dışarıda başka erkeklerle fırfırlık yapıyor. Evlatlarınızın kimlerle görüştüğüne çok dikkat edin. Evlatlarınızın kimlerle arkadaşlık kurduğuna çok dikkat edin. Çocuk parasını yerken, çocuğa pahalı hediyeler aldırırken, annenin babanın kredi kartlarını ödetirken iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Kadınlar! Bize dokunamazsınız. Bizi illa hapse attırır. Tabii ki attırıyorsunuz. Oluyor işte. Ama böyle karaktersiz anne babanın evlatları da var. Kızını çocukla tatillere gönderirken, kızını çocukla yatıya evine gönderirken iyiydi de çocuk şimdi mi kötü oldu? Kredi kartları ödetirken, kiraları ödetirken, faturaları ödetirken çocuk iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Bana bak, senin Esenyurt'ta yatmadığın erkek kalmadı. Utanmaz haysiyetsizler. Bu kaçıncı ailenin başına yakışırız? Bir önceki sevgilisi de karakolluk olmuş. Karaktersiz insanlar. Yemin ediyorum seni deşifre ederim. O çıktığın bütün erkekleri bulup seni deşifre ederim. Kadının bana dokunamazsın. Kadının beni elleyemezsin. Hayırdır lan? Kadınsın diye Ezrail mi oldunuz? Karaktersizler. Milletin başının evladını yakıyorsunuz.